Ne yapmayı düşünüyorsun? Hiç. Peki ama bu duruma daha ne kadar dayanabiliriz? Kumanyamız bitti. Hemen hemen su da kalmadı. Evet, biliyorum. Ama ne yapabilirim ki? Biliyorsun, motor arızalı. En hafif bir rüzgar dahi esmiyor. Görünürlerde kara da yok. Tek ümit geçen bir teknenin bizi görmesi. Ne oldu? Arıza giderilmedi mi daha? Peki ne yapacağız? Ben öldüm açlıktan. Kim ölmedi ki? Biraz daha aç kalırsak seni bile yiyebiliriz. Aman be deli! Hey! Şuraya bakın, bir motor! Evet, bir motor bu. Yakınlarda bir ada olmalı. Hadi hep birlikte bağıralım! Hey! Hey! Gel buna gelin! Hey! Pencise! Kulağımın dibinde bağırıp durma! Baba! Şuraya bak! Hadi! Funda demir! Eyvallah, sağ ol! Teker teker bırak bileyim. Şimdi konuşmayı da değil şu bota. Hadi. Yavaş olun. Dur. Aleyküm, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yavaş, yavaş. Geçmiş olsun. Hayrola, bir şey mi var? Potra'nın motoru bozuldu. 3 gündür deniz üstündeydik. Kurtarıcımız olmasaydı daha da kötü duruma düşebilirdik. Ay, açlıktan ölürdük vallahi. Ay, işte geliyor. Yardıma ihtiyaçları var Asım baba. Sen merak etme yabani. Hiç!
Çocuklar, köpek balığı bu. Köpek balığı ya. Kuzum kimdir bu acayip adam? Esas ismini bilmeyiz. Biz adalılar ona yabani diye hitap ederiz. Çok gururludur. Kimseyle konuşmaz. Her sene bu mevsimde gelir buraya. 2-3 ay kadar kalır ve gider. Balıkçılar onu çok kereler civardaki Yunan adalarında görmüş. Acayip bir insandır. Garip merakları var. Nasıl? Tepenin ardında oturur. Bütün merakı da köpek balığı avlamak ve beslemektir. Daha doğrusu ne yaptığını biz de bilmeyiz. Bu civar köpek balığı çok mudur? Hayır. Birkaç senedir civardaki Yunan adalarından tesadüfen geldiler. Daha önceleri hiç yoktu. Hadi gelin de bir an evvel karnınızı doyuralım. Cevdet, sen de Kotra'dan arkadaşları alıver.